Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Bakanlığımızın adı Aile ve Sosyal Politikalardan sorumlu bakanlık. Sayın Bakan, engelleri düşünmeyen bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Demin ben bir şey anlattım ama sizler de anlayamadınız büyük ihtimalle. Şu anda bizi dinlemekte olan, pardon, dinleyemeyen 3 milyon engelli, işitme engelli vatandaşımız var. Siz onları anlayamadınız. 3 yıldır söylüyorum, yaklaşık 3. defadır işaret diliyle selamlıyorum. Bu algıyı oluşturmaya çalışıyorum ama siz bakan olarak buraya geliyorsunuz. Şu anda yaklaşık 3 milyon vatandaşımız bizi anlayamadı. Ve bunun sorumluluğu sizde Sayın Bakan. Engellerin bence önündeki en büyük bakanlıklardan, engellerden biri sizin bakanlığınız. Hak temelli, muhtaç değil, ihtiyaç değil, hak temelli bir yapıyı yapamadığınız için, insanları muhtaç olarak algıladığınız için sıkıntı orada. Anayasal bir hak bu, zorunluluk bu ama maalesef siz yapmıyorsunuz. Peki sizler neler yaptınız? Bakın bu bütçe zaten 700 milyar lira civarında, %40 eridi bu bütçe. Meclise geldiğinden beri eridi. Bu bütçenin içindeki ayırdığınız pay çok düşük. Ama siz burada muhtaçlığı daha da arttırma yolundasınız. 6 milyon 300 bin kişiye yardım dağıtan haneniz var ve yaklaşık 20 milyona yakın kesim şu anda yoksulluk sınırının altında. Sayın Bakan, burada daha önce de söyledim. Yoksul ve muhtaç vatandaşlarımıza yönelik yaptığınız şeyler daima muhtaçlık algısı üzerine kurulmuş. Hak temelli olmasından ve bireysel olmasının ötesine geçmiyorsunuz, geçmek de istemiyorsunuz. Ama siz ne yapıyorsunuz? İnsanlarımızı bugün için biri 47 dolar, biri 71 dolar kur bugün ne kadar değişti bilmiyorum ama günlük 20 lira, 30 lirayla engellilere, ağır engellilere aylık bağlıyorsunuz. Ve bu ne kadar haktır? Siz bu ücretlerle geçinebilir misiniz? Bir engelliyi hayatını devam ettirmesini sağlayabilir misiniz? Mümkün değil. Ama siz öbür taraftan ne yaptınız Sayın Bakan? 3 yıldır bu mecliste, komisyonlarda defalarca söylüyorum. Bakın Sayın Bakan, siz 442 bin kişiye hak etmeyen, engelli raporu olmayan, ilgili birimlerinizden de bu teyit edildi. CİMER'den de soru önergesine cevap verildi. Tek tek kuruş kuruş hesaplanmış 442 bin kişiye verilen bu yıl itibariyle 11.6 milyar TL paranın hesabını veremiyorsunuz. Bunu kabul ediyorsunuz ve bunun da siz bir hukukçusunuz Sayın Bakan. 697 milyar lira parayı çizdiniz. Amme alacağı, kamu alacağı kapsamında bunun silinmesi imkansız ama siz sildiniz Sayın Bakan. Cevabınızda da var. Bu seneki Sayıştay raporlarında da var. 697 milyar lira. Bu suçtur. Çok ciddi bir suçtur. Siz hukukçusunuz Sayın Bakan. Peki öbür taraftan ne yaptınız? Bakın bir rapor var elimde. Raporda şöyle yazıyor. Hasta ayağa kalkamıyor. Öz bakımını kullanamıyor. Üst ekstremite, alt ekstremiteyi kullanamıyor. Bununla ilgili yüzlerce rapor var bana ulaşan. Fotokopileri aslında size verebilirim. Diyor ki kısmi bağımlı. Ya SC ile gelmiş Sayın Bakan. Siz buna aylık bağlamıyorsunuz. Bakın. Sayın milletvekilleri gel. Bunun genel gibi muhatap teşekkür ederim. Şimdi Sayın size oy vermeyecek bütçede. Ben bakandan oy istemiyorum. Sizin de müdahale etmenize gerek yok. Ben ne söyleyeceğimi biliyorum Sayın Başkan. Şimdi şöyle hak temelli olması gerekiyor. Sizin anlayacağınız şeyi söyleyeyim. Allah'ın 10 pulunu bekleye korusun 10 kul. Bir kişiye 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Kimin taksimi yaptığını biliyorsunuz. Şimdi buradan tarihe bir not düşmek istiyorum değerli arkadaşlar. Allah'ın izni ve aziz milletimizin de geliyor o gelmekte olan iktidarımızda engellerin sosyal hayata katılabilmeleri için zorunlu olan tüm tıbbi malzeme ve teçhizat ve tedavilerini ücretsiz yapacağız. Engellerin otomobil, telefon, bilgisayar gibi tüm ihtiyaç malzemelerinin ÖTV kaldırılacak. Engelli atamaları yapılacak. Yapılması zorunlu. Çalışma hayatındaki engelleri kaldıracağız. Engelli aylıkları ve bakım yardımlarını engelli bireylerin hak temelleri üzerine, ihtiyaç üzerine değil, hak temelli, anayasal hak üzerine oturtacağız. Muhtaç değil, hak sahibi insanlar olacak. Yönetim süreçlerine engellilerin de katılmasını sağlayacağız. Buradan sağlık alanında tamamlayın sözlerinizi. Sayın Başkan, tekrar erişilebilirlikle ilgili tüm sorunları çözeceğiz. Unutmayın, değerli arkadaşlar,
Bu kadar yan yana iki bakanlık var. Engelli sağlık sistemiyle ilgili şeyleri çözemediniz. Engelli sağlık raporlarındaki entegrasyonu sağlayamadınız. İki bakan çok yakın, bakanlıklar da 1-2 kilometre. 3 yıldır entegrasyonu sağlayamadınız. Engelli sağlık raporlarını düzenleme yapamadınız. Ve şunu söyleyeyim nihai olarak. Bu yetersiz ve yeteneksiz kadrolardan sonra şöyle söylüyorum. Geliyor gelmekte olan. Sayın Candan Yücer, buyurun. Sayın Yücer, buyurun.